Sırada günün en heyecanlı, en beklenilen anı var. Bakalım günün sonunda Şerife gelinim diğer gelinlerden kaçar puan alacak? Günün nasıl geçti Şerife? İlk gün olmasına rağmen bence gayet güzeldi. Arkadaşlar da çok iyiydi bence. Çok iyi anlaştık. Yorumlarını merak ediyorum ve puanlarını açıkça... Yüksek puan bekliyorsun. Yani Gizem hariç. Gizem hariç. Kaç bekliyorsun Gizem'den? 2 falan verir gibi hissediyorum. Öyle mi? Evet. Göreceğiz. Belki ön yargıdır ama... Yorum... Puanımı gördüğü zaman o zaman ben yorumumu yapacağım. Çok güzel bir şekilde teraziyi göstereceğim. Adalet sistemim çok fazladır benim. Öyle mi diyorsun? Bakalım. Evet. Bu ne kuzum? Aslında ben bunu Gizem'e çeyiz zamanı hediye ettim ama belki dedim puanlamada bir değişiklik olursa dedim. Diğer arkadaşlara da hediye etme şansım var. Bir getirdim yanımda bakalım. Günün yorumlarına tarihlisi... göre hediye mi edeceksin evet. bunu? Günün tarihlisi kim olacak göreceğiz. Niye böyle bir havlu aldın ki? Bayılırsın boş konuşmaya. Kim hediye aldın bunu? Eşime almıştım aslında. Ama gelinlerin kısmetine çıktı. Aynen. Boş mu konuşur Yasin duymasın? İşte böyle Trabzon'a gezmeye gitmiştik. Orada böyle bayağı sinirlendirdi beni, boş konuşuyordu. Ben de bu havluyu gördüm, tam senlik dedim. Aldın. Önce ona hediye ettim, sonra Gizem'e hediye ettim. Bakalım sıradaki şanslı gelin kim? Ama hediye verdiği de yok. Aynen. Bugün verecek misin? Belki Cuma günü olabilir. Olabilir. Evet, benden hatıra olarak gelinlere. Hadi bakalım. Kimden kime niyet? Yasin'e niyetli kime kısmet olacak bakalım göreceğiz. Evet. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hatice gelinle başlayalım. Bakalım Hatice gelinim Şerife geline kaç puan verecek? Önce puanın Hatice, sonra da nedenini öğrenelim. Benim sana puanım... 3. 3 evet. Puan bekliyor muydun? Yani evet, yorumlarına göre gayet ideal. Peki 2 puan nereden kırdın onu merak ediyorum. Ben halından ve dediğim gibi perdelerinden kırdım. Çeyizini yetersiz bulmuştum ben senin. Dekorasyonda uyumsuzluk var diyorsun. Çeyizine de puan çeyizinden vermedim. Çeyizinden de puan kırdım. Evet, bu şekilde. Peki teşekkür ediyorum. Yemek masanı beğenmiş. Yemek masanı beğendim. Karşılamanı beğendim. Güler yüzünü beğendim özellikle. Onun dışında da düşük de verebilirdim ama ilk günün gazabına uğramasını istemedim arkadaşımın. Sonradan pişman olabileceğim de bir puan da vermek istemedim arkadaşıma. Onun için 3 verdim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu kadar çok şeyi beğenip de 3 puan vermem bence adaletli değil. Daha güzelini sen yaparsan sana da 4 veririm belki. Yani çeyizi bence belki de daha düşük sana verebilirim. Onu beğenmediğini söylüyorsun. Evet, beğenmediğim şeyleri zaten söylüyorum ben. Adalet sistemini beğenmedim. Ben kesinlikle katılmıyorum sana. Senin adaletine de bakacağız şimdi. Göreceksiniz. Göreceğiz. Senin puanı da çok merak ediyorum açıkçası. Sen hiçbir şey beğenmedin. Beğenen Hatice gelinden 3 puan alınca beğenmeyen Gizem gelinden kaç evet. puan alacağım diye mi düşünüyorsun? Evet. Adalet terazisini merak ettim. Göreceksin. Evet, ilk puanını aldı. 3 puan. Bakalım diğer gelinler kaçar puan verecekler. Havva, seninle devam edelim. Bakalım Havva gelinim Şerife geline kaç puan verecek? 3 puan daha. Neden 3? Şöyle, karşılamasını beğendim. Biraz standarttı ama yine de hani yapabileceğinin en iyisiydi hava şartlarına baktığımız zaman. Yemek sofrasına bayıldım. Gerçekten çok güzeldi. Birkaç eksiği vardı ama çeşit bolluğu onu benim gözümün önünden sildi. Çeyizini de gayet yeterli buldum. Dediğim gibi ev dekorasyonunda birkaç eksiği vardı. Onlardan puanımı kırdım. Toplamda sana 3 puan verdim. Yani 4 puanlık bir ev değil diyorsun. 4'e uygun görmedim. Evet, istikrarlı bir 3 puan var. Bakalım diğer gelinler kaçar puan verecekler? Merakla bekliyorum. O zaman Gizem'le devam edelim. Giresunlu Gizem'im benim. Bakalım kaç puan vermiş? Önce puanın sonra sebebini konuşalım. Benim sana puanım...